Hepinize merhaba arkadaşlar. Balıkçı ve Mercan kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 9. sınıf fizik 1. ünite fizik bölümüne giriş konusuyla dersimize başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Şöyle yazmaya başlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İlk başta bir başlık atacağım arkadaşlar. Başlığımız fiziğin doğası. Evet arkadaşlar. Başlığımız fiziğin doğası oluyor arkadaşlar. Şöyle telefonumu koyuyorum arkadaşlar. Telefonumu şöyle koyuyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yan başlığımız fizik. Yan başlığımız fizik oluyor arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar, fizik madde ve enerjiyi inceler. Arkadaşlar, bu birinci maddemiz oluyor arkadaşlar. İkinci maddemize geçiyorum arkadaşlar. Doğayı inceleyen bilim dalıdır. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir şekil çizeceğim arkadaşlar. Biz bu cisme beyaz ışık gönderdiğimizde şöyle renkler çıkacak arkadaşlar. 1 2 3 4 5 3 4 5 6. 6 tane renk çıkacak arkadaşlar. Alt rengimizi yazıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar biz beyaz ışını bu cisme gönderdiğimizde alt tane renk çıkacak arkadaşlar. Arkadaşlar biz bu cisme beyaz ışığı gönderdiğimizde alt tane renk çıkacak arkadaşlar. Şimdi alt rengi yazıyorum. Kırmızı, sarı, turuncu, sarı, yeşil, kırmızı, sarı, yeşil, pardon, kırmızı, akşam pardon akşam, kırmızı, sarı, turuncu, kırmızı, turuncu, sarı, kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor.
yeşil, mavi, mor. Akrep arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıralaması bu şekilde oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar biz bu cisime beyaz ışık gönderdiğimizde bu görmüş olduğunuz renkler oluşuyor arkadaşlar. Evet, yan başlığımız fiziğin alt alanları. Alt alanları. Evet. İlk maddemi yazıyorum. Bir. Mekanik. İki. Optik. Üç. Termodinamik. 4. Elektrik. Elektromanyetizma. 5. Atom fiziği. 5. Atom fiziği. 6. Nükleer fizik. 7. Yüksek enerji ve plazma fiziği. 8. Katı hal fiziği. Arkadaşlar, fiziğin görmüş olduğunuz şekilde 8 tane alt alanı vardır arkadaşlar. Birinci alt alanı mekanik oluyor arkadaşlar. İkinci alt alanı optik oluyor arkadaşlar. Üçüncü alt alanı termodinamik oluyor arkadaşlar. Dördüncü alt alanı elektrik oluyor arkadaşlar. Elektromanyetizma diyebilirsiniz arkadaşlar. 5. alt alanı atom fiziği olarak arkadaşlar, 6. alt alanı nükleer fizik oluyor arkadaşlar, 7. alt alanı yüksek enerji ve plazma fiziği oluyor arkadaşlar, 8. alt alanı katı hal fiziği oluyor arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. İlk fiziğin alt alanı olan mekanik alt alanı ile ilgili yan başlık yazacağım. Bir mekanik. Bir mekanik. Kuvvet ve hareketi inceleyen bilim dalıdır. Mekanik, kuvvet ve hareketi inceleyen bilim dalıdır. Mekaniğin 3 tane alt alanı vardır. Birinci alt alanı statik oluyor arkadaşlar. İkinci alt alanı kinetik oluyor arkadaşlar. Üçüncü alt alanı dinamik oluyor arkadaşlar. Evet. Statik dengedeki cisimleri inceler. İnceler. Kinetik hareket halindeki cisimleri inceler. Kinetik hareket halindeki
cisimleri inceler. Dinamik kuvveti inceler. Dinamik kuvveti inceler. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Örnek olarak şu örnekleri yazıyorum. Yavaşlayan tren, köprülerin, binaların yapımı, köprülerin, binaların yapımı, ses dalgaları. Ses dalgaları. Evet arkadaşlar. Mekanik bu kadar oluyor arkadaşlar. Ben şimdi optik alt alanına geçiyorum arkadaşlar. Ben şimdi fiziğin optik alt alanına geçiyorum arkadaşlar. Optik 2. Optik 2 optik. Işık ve ışık olaylarını inceler. Yansıması kırılması, aynalar yazması, kırılması, yansıması, kırılması, aynalar, mercekler, optik araçlar, prizmalar, optik araçlar, prizmalar. Arkadaşlar optik alanına örnekler yazın arkadaşlar. Arkadaşlar fiziğin optik alanına örnekler yazın arkadaşlar. Gök kuşağı oluşumu. 2 serap olayı. 3 gözlükler, 4 teleskop, mikroskop, 5 fotoğraf makinesi, 6 fiber optik kablolar. Evet arkadaşlar. Fiziğin optik alt alanına 6 tane örnek yazdım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi fiziğin termodinamik alt alanına geçiyoruz arkadaşlar. Üç. Termodinamik. Arkadaşlar termodinamik denilince aklınıza ilk olarak ısı
ve sıcaklık gelsin arkadaşlar. Termodinamik ısı ve sıcaklığı inceler. Termodinamik ısı ve sıcaklığı inceler. Termometreler. Örnek olarak şunları yazıyorum arkadaşlar. Termometreler. Isı yalıtım sistemleri. Isı yalıtım sistemleri. 3. Evlerin dışına strafor döşenmesi. Evlerin dışına strafor döşenmesi. 5. Pardon arkadaşlar. 4. 1, 2, 3, 4. 5. Cisimleri soğuk cisime aktarılan ısı enerjisi. 4. Elektromanyetizma. Elektromanyetizma. Evet arkadaşlar, fiziğin elektromanyetizm alt alanına geçtik arkadaşlar. Elektromanyetizma elektrik yüklerini ve yüklerin hareketi, mıknatısları birbirine uyguladıkları kuvveti inceler arkadaşlar. Elektrik yüklerini elektrik yüklerini ve yüklerin hareketi ve yüklerin hareketi mıknatısların arkadaşlar elektromanyetizma elektrik yüklerini ve yüklerin hareketi mıknatısların birbirine uyguladıkları kuvveti inceler arkadaşlar. Elektrik yüklerini ve yüklerin hareketi mıknatısların birbirine uyguladıkları kuvveti inceler. Atom fiziği. 5. Atom fiziği. Evet arkadaşlar, fiziğin alt alanlarından atom fiziğine geçtik arkadaşlar. Atom fiziği. Arkadaşlar bu arada ünitemizin başlığını yazalım arkadaşlar. Fizik bilimine giriş oluyor arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz. Atom fiziği. Atomu
atomu yapısını ve atom altı parçacıkları inceler ve atom altı parçacıkları inceler. Örnek olarak şunları yazacağım arkadaşlar. Lazer ışını tıpta kullanılır. Uyarılmış emisyon yoluyla. Evet arkadaşlar, örnek olarak şu örneği yazıyorum arkadaşlar. Lazer ışını tıpta kullanılır. Uyarılmış emisyon yoluyla. Evet arkadaşlar, fiziğin altı alanına geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, fiziğin altıncı alt alanına geçeceğiz arkadaşlar. Altı nükleer fizik. Nükleer fizik eşittir çekirdek fiziği eşittir atomun çekirdeğini inceler. Nükleer fizik çekirdek. Arkadaşlar bu arada atom fiziğine şu örneği yazacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada atom fiziğine şunları yazacağım arkadaşlar. Şöyle bir şekil çizeceğim arkadaşlar. 1 2 3 4 burada proton, nötron var. Burada elektronlar var. Atomu yapısını ve atom altı parçacıkları inceler. Lazer ışını tıpta kullanılır. Uyarılmış emisyon yoluyla. Evet arkadaşlar. Burada atom fiziğinin modelini çizdim arkadaşlar. Devam ediyoruz. Nükleer fizik. Çekirdek reaksiyonlarını inceler. Füzyon, parçalama, fizyon, birleşme. Fisyon. Helyum. 2-4. H1-2 artı enerji atom bombası
bombası. Füzyon. Hidrojen. Füzyon. Hidrojen. 1, 3. Hidrojen. 1, 1. Helyum 4 2 enerji hidrojen bombası. Hidrojen bombası. Fisyon helyum 2 4 hidrojen 1 2 hidrojen 1 2 artı enerji atom bombası. Füzyon hidrojen 1 3 hidrojen 1 1 helyum 2 4 artı enerji hidrojen bombası. Yedi. Yedi. Yüksek enerji ve plazma fiziği. Yüksek enerji ve plazma fiziği. CERN. Arkadaşlar, CERN İsviçre'de kurulan bir kurumdur. Arkadaşlar, CERN İsviçre'de kurulmuş bir kurumdur. Yüksek enerji ve plazma fiziği olaylarını inceler. Arkadaşlar, CERN yüksek enerji ve plazma fiziğini inceler. Şöyle bir şekil çizeceğim arkadaşlar. 1 2 3 parçacık fiziği. Parçacık fiziği. Parçacıkları çarpıştırarak incelemeler yapmak. Maddenin 4 hali vardır. Katı, sıvı, gaz, plazma. Maddenin 4 hali vardır. Katı, sıvı, gaz, plazma. Plazma gazın iyonlaşmış halidir. Plazma gazın iyonlaşmış halidir. Doğada en çok bulunan halidir. Kutup ışıkları. Auroralar.
Evet arkadaşlar, fiziğin alt alanlarından yüksek enerji ve plazma fiziğini bitirdik arkadaşlar. Metafizik, doğaüstü olaylar, fiziğin inceleme alanı değildir. Fiziğin inceleme alanı zincir alan değildir. Fiziksel büyüklükler. Fiziksel büyüklükler. Büyüklükler. Fiziksel arkadaşlar, biraz daha güzel yazmaya çalışacağım arkadaşlar. Arkadaşlar güzel, güzel yazmaya çalışacağım arkadaşlar. Fiziksel büyüklükler. Fiziksel büyüklükler. Fizik bilimi deney ve gözleme dayalıdır. Fizik bilimi deney ve gözleme dayalıdır. Nitel gözlem. Ölçme aracı kullanılmadan 5 duyu organımızla yaptığımız gözlem. Subjektiftir. Nicel gözlem. Ölçme aracı kullanılarak yapılan gözlemdir. Objektiftir. Objektiftir. Nitel gözleme örnek olarak şu örneği yazacağım. Hava bugün çok sıcak. Nitel gözleme örnek olarak şu örneği yazacağım. Hava sıcaklığı 35 derecedir.
bir temel büyüklükler. Temel büyüklükler. Sembol, birim, ölçüm aracı. Kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, madde miktarı, uzunluk, zaman, kütle, sembol M harfiyle gösterilir. Kütlenin sembolü M harfiyle gösterilir. Kütlenin birimi kilogramdır. Kütlenin ölçüm aracı eşit kollu terazidir. Eşit kollu terazi. Işık şiddeti sembolü I harfidir. Birimi kandeladır. Birimi kandeladır. Ölçüm aracı fotometredir. Ölçüm aracı fotometredir. Fotometre. Sıcaklık, sembol T oluyor. Sıcaklığın sembolü T harfiyle gösteriliyor. Sıcaklığın sembolü T harfi oluyor. Kelvin, birimi Kelvin'dir. Ölçüm aracı termometredir. Sıcaklığın sembolü T harfidir. Birimi Kelvin'dir. Ölçüm aracı termometredir. Akım şiddeti sembolü I'dir. Birimi amperdir. Birim amperdir. Ölçüm aracı ampermetredir. Ampermetre. Madde miktarı. N harfiyle gösterilir. Madde miktarı sembolü N harfidir. Birimi moldür. Ölçüm aracı yoktur. Uzunluk L harfiyle gösterilir. Birimi metredir. Ölçüm aracı metre, mezura, cetvel. Metre, mezura, cetvel. Zaman
T harfiyle gösterilir. Birimi saniyedir. Ölçüm aracı kronometredir. SI birim sistemi. System of International. Temel büyüklüklerin tamamı skalardır. Temel büyüklüklerin tamamı skalardır. Akım şiddetinin sembolü I harfidir. Birimi amperdir. Ölçüm aracı ampermetredir. İki türetilmiş büyüklükler. İki türetilmiş büyüklükler. Temel büyüklükler kullanılarak türetilmiştir. Formülü olan niceliklerdir. Formülü olan niceliklerdir. 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 Hacim ve metreküp, alan s metrekare, ağırlık kuvvet f newton dinamometre. Basınç Pascal, basınç P Pascal. Basınç P Pascal. Üç. Skaler büyüklük dört vektörel büyüklük. Skaler büyüklük sayı artı birim yönü yoktur.
Zilin çalmasına 5 dakika var. Zilin çalmasına 5 dakika var. 5 dakika var. Sayı birim. Zaman, sıcaklık, uzunluk, kütle, basınç, hacim, iş, sürat. Hacim, iş, sürat. Vektörel büyüklük. Sayı. Artı birim. Sayı artı birim. Artı yön. Yönlü büyüklüklerdir. Yönlü büyük lüklerdir. Aracın hızı doğuya doğru 120 km bölü saattir. Doğuya doğru 120 kilometre bölü saattir. Yön, sayı, kilometre bölü saat, birim. Doğuya yön 120, sayı, kilometre bölü saat, birim. Kuvvet, hız, ivme, alan, ağırlık. F. Vektör. Vektör. Büyüklüğü, şiddeti, yönü, doğrultu, başlangıç noktası, başlangıç noktası, A vektörü, vektörün büyüklüğü.
Büyüklüğü, şiddeti, yönü, doğrultu, başlangıç noktası, A vektörünün büyüklüğü. A vektörünün büyüklüğü. Büyüklüğü, şiddeti, yönü, başlangıç noktası, doğrultu, A vektörü, vektörün büyüklüğü, A vektörün büyüklüğü. A vektörün büyüklüğü. A, B. C. D. A eşittir D. A vektörü eşittir D vektörü. A vektörü D vektörüne eşittir. A vektörü D vektörüne eşittir arkadaşlar. A eşittir B eşittir C eşittir D yatay düşey. Bir vektörün eksi ile
çarpılması yönünü değiştirir. F2 eşittir iken F1 eşittir 10N. Zıt yönlü ise çıkartılır. R eşittir 8 N. R eşittir 8N. Bileşke vektör eşittir toplam vektör. R F1 eşittir 10N. F2 eşittir iken aynı yönlü ise toplanır. R eşittir 12N. F2 eşittir iken F1 eşittir 10N. Zıt yönlü ise çıkartılır. R eşittir 8N. Bileşke vektör R. F1 eşittir 10N. F2 eşittir iken aynı yönlü ise toplanır. R eşittir 12N. Bileşke vektör R eşittir toplam vektör. Örnek. A B C
A eksi 2 B artı 3 C eşittir soru işareti. Bir, iki, üç. Bir, iki, bir. Altı artı iki. Sekiz. 8 eksi 3 eşittir 5 birim yapar arkadaşlar. 5 birim. A 3 B eksi 2B diyor. İki artı 3C diyor. 6. 6 artı 2 eşittir 8 yapar. 8 eksi 3 eşittir 5 birim yapar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Fiziğin birinci ünitesini fizik bilimine girişi bitirdik arkadaşlar. Arkadaşlar daha çok fazla ders videolarının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar.